Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün sizlerle iki şiş ile yapmış olduğum bu çanta sapının nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum inşallah. Bakın, iki şiş ile yaptım ve çok güzel görünüme sahip oldu. Siyah iple bile normalde genelde hep siyah renkli bir çantamız olsun isteriz ve yapmayı düşündüğünüz zaman böyle bir sap yaparsanız çok güzel olacağını düşünüyorum. Bunun aynı devamından çantalarda yapabilirsiniz, kemerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ki koton bir ip kullandım. Makrame koton diye geçiyor arkadaşlarım, 250 gram. Şimdi ben size bu makrame ipinden göstereceğim. İnce olanından ve naylon görünümünde olandan yapacağız arkadaşlar. Bu çalışmamızı bununla da yapabilirsiniz. Z göstermek amaçlı. Evet, şimdi hemen arkadaşlarım şöyle bu tarz bir çalışma yapacaksak, iki şiş kullanacaksak biraz şişlerimiz kalın değil de ince olması gerekiyor. Hani normalde bakın, bu ipe göre bu normal kalınlıkta bir şiş. Biraz sıkı örmemiz lazım ki hani böyle sünme, gevşeme yapmasın diye. Şimdi diğer makrame ipimizi ise şöyle 3 numara şişler kullanacağız yaparken. Hemen geçmek istiyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim size de, bu da burada dursun. Şöyle 11 tane ilmek atacağız. İlmeğimi ben bu şekilde atıyorum. Bilmeyen arkadaşlarım da görmüş olsun arkadaşlar şöyle. Alıyorum buradan ve bir de buradan alıyorum, takıyorum. Bir oradan bir oradan alıp takıyoruz arkadaşlar. Şu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Şimdi 11 tane ilmek bana yeterli. Sizin için de yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü kalın bir iple yapıyorsanız daha büyük bir çanta yapmanız lazım. İnce ile de bakın şu şekilde yeterli diye düşünüyorum. Hemen geçelim arkadaşlarım. Şöyle kenar ilmeğimi normal olarak alıyorum. Diğer ilmeklerimi ise ipim önde düz olarak örüyorum. Bundan kocaman bir çanta başlayıp yine yapabilirsiniz. Başta da söylediğim gibi kemer olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz her türlü örgü de kullanabilirsiniz yani. Şimdi bu kenar ilmeğimi normalde ben örmeden takarım ama burada öreceğiz ki kenarı böyle pütürlü pütürlü, bakın şöyle dursun diye arkadaşlar. Evet, şimdi geçelim hemen. Burada kenar ilmeğini ördüğüm için bu defa takıyorum şu şekilde. Önüme gelen 3 ilmeği bakın şu şekilde alıyorum, arkadan içerisinden geçiriyorum. Şu şekilde içerisinden alıyorum. Bir üzerine alıyorum tekrar. Bir daha aynı yerden içerisinden çıkartıyorum arkadaşlar. Evet. Daha sonra gelen 3 ilmeği normal örüyorum. 1 2 3. Daha sonra gelen 3 ilmeği ise bakın yine aynı işlemi uyguluyorum. Üzerine aldım. Tekrar içerisinden geçiriyorum. Ve kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde geri dönüyorum. Arka sırası hep aynı arkadaşlar. Kenar ilmeğini bakın ördüğüm için taktım ve devam ediyorum. İpimi öne aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlarım. Biraz sıkı örmeye gayret edelim. Gevşeme yaptığı zaman böyle sünmesin, tuhaf durmasın arkadaşlar. Evet, son ilmeğimi de örüyorum ve ön sıraya geçiyorum. Şimdi ön sıraya geçiyorum arkadaşlar. Aldım yine kenarı. Bu üçünü normal olarak örüyorum.
Üçünü ise az önce kesmeden düz ördüğümü yine içerisinden bu geçirerek bu işlemi uyguluyorum ve modelim ortaya çıkmış oluyor. Çapraz çapraz bir görünüme sahip oluyor. Diğer üçünü yine normal ördüm arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Arka sıra hep aynı. Arka sırada herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekleri ipimiz önde, tersten örüyoruz arkadaşlar. Evet. Sonra diğer sırada şimdi kenar ilmeğini yine takıyorum. İlke geri dönüyoruz arkadaşlarım. Şöyle aldım üçünü birlikte, üzerine aldım, tekrar devam ediyorum. Aradaki üçü normal olarak örüyorum. 2 ve 3. Sonra gelen ipimiz takıldı, şöyle koyalım. Evet, sonra gelen üçlüyü ise yine içerisinden geçiriyorum, üzerine alıyorum, bir daha aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. 3 tane kesip 3 tane aynı anda arttırma işlemini yapmış oluyorum ve kenardakini örüyorum, arkaya geçiyoruz. İpinizin kalınlığına göre şişiniz bir miktar ince olursa daha güzel duruyor arkadaşlarım. Onu bir daha hatırlatmış olalım. Evet, geldim şimdi. Kenardakini takıyorum. Normal üçlümü örüyorum. Ortadaki üçlüye boğma işlemini yapıyoruz ve devam ediyoruz. Yine kenar ilmeğini örmeden takıyorum, ördüğüm için ilk üçlümü içerisinden çıkartıyorum şu şekilde, diğerini örüyorum ve bu şekilde devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Dilediğimiz boyutta yapıyoruz ve çantamıza sap olarak takıyoruz. Eğer çanta yapacaksak da şu atmış olduğumuz ilmek sayısını büyük yapmamız gerekiyor ki böyle bir çanta boyutuna gelecek şekilde. Bakın şöyle göstereyim sizlere yakından. Çok güzel görünüme sahip oluyor arkadaşlarım. Evet, bugünlük de Örgümü Dediniz kanalından bu kadar arkadaşlarım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.